Amerikalı Yahudi bilim adamı Robert Gilham, embriyo araştırmaları ile ilgilenen Albert Einstein kursunda Yahudilerin başlıcalarındandı. Bu bilim adamının embriyo ve genetik parmak izi ile ilgili birçok çalışması ve bilim gezileri oluyordu. Bir ilmi hakikati öğrenmesi onun Müslüman olmasına vesile oldu. Bu hakikat Kur'an'ın mucizelerinden biriydi. Kadının boşandıktan sonra iddet müddetinin 3 ay olması gerektiğini belirleyen bir Kur'an mucizesiydi bu. Many izi isimli bir araştırmada modern ilimlerin hepsi dona kaldı. Nitekim erkeğin menisinde 62 protein vardı ve bu bütün erkeklerde parmak izinin farklı olması gibi farklıydı. Bu her erkekte özel bir koddu. Kadının bedeninde ise bilgisayar gibi çalışan bir sistem vardı ve ilişkiye girdiği erkeğin kodunu o bilgisayar sistemiyle saklıyordu. Eğer boşandıktan sonra hemen başka bir adamla evlenir veya birden fazla farklı kod alırsa kadındaki bu bilgisayar sistemine sanki bir virüs girmiş gibi oluyor ve kadına kötü hastalıklar bulaştırıyordu. Evlendikten sonra kadının gördüğü hayızla erkeğin vermiş olduğu kalıntıdan %32 ile %35 oranında bir kayıp oluyordu. İkinci hayız döneminde ise %67 ile %72 oranında bir kayıp oluyordu. Üçüncü hayız döneminde ise %99 oranında bir kayıp oluyordu. Bu dönem sonunda kadının rahmi eski izlerden tamamen temizlenmiş ve hastalık bulaşmadan yeni bir koda hazır olmuş oluyordu. Bu nedenle fuhuş yapan kadınlar rahimlerinde birden fazla meni kodu bulunduğundan ölümcül hastalığa yakalanıyorlardı. Dul bir kadının bekleme süresine gelince bu koddan tamamen temizlenmesi için uzun bir müddetti. Nitekim eşini kaybetmiş bir kadın üzüldüğü için ondaki kod bir müddet sabit kalıyordu. Bu sebeple Allah-u Teala onun bekleme süresini erkeğin kodu tamamen temizlensin diye 4 ay 10 gün olarak sınırlamıştı. Bu durum bilim adamını Amerika'da Müslüman olan bir mahallede yaşayan Afrikalı kadınları araştırmaya itti. Araştırma sonucunda orada bulunan bütün Müslüman kadınların sadece eşlerinin kodlarını taşıdıklarını buldu. Sonra bu bilimsel araştırmayı özgür Amerika mahallelerinden birinde yaptı ve o kadınların 2-3 tane farklı erkek kodları taşıdıklarını gördü. Bu gerçek bilim adamını kendi eşine de bu araştırmayı yaptığında şok etti. Çünkü kendi eşinde 3 farklı kod gözlemlemişti. Bu da eşinin kendisini aldattığı anlamına geliyordu. Sonra DNA testi yaptırdığında 3 oğlundan sadece birinin kendi oğlu olduğu gerçeğiyle yüz yüze geldi. Bunun ışığında İslam dininin kadını ve toplumu koruyan tek din olduğunu idrak etti. Müslüman kadın yeryüzündeki en temiz kadındı. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.